Fatma Hocam, kişi ne tür şikayetlerle size geliyor? Evet. Hangi şikayetler, hangi bulgular kolon kanserinde önemli? Birçok kanserde olduğu gibi kolon kanserde bazı belirti ve bulgular verir. Genellikle sinyaller vererek gelir. Çok nadiren başka işte rutin testler sırasında ortaya çıkabilir. Ama özellikle kanser başladı ve belli bir noktaya geldiyse verdiği şikayetler bağırsak kanserinde özellikle rektum dediğimiz bağırsağın en alt kısmında, en dışa yakın, anüse yakın kısmında oluştuysa hızlı bir şekilde kanamaya neden olabilir. Yani makattan gelen, büyük abdestle gelen veya büyük abdestten sonra gelen parlak kırmızı renkli kanamalara neden olabilir. Bağırsağın özellikle sol bağırsak kısmında, yine son kısma yakın olan son yarısında olduğunda bunlar daha çok bağırsağın içine doğru kitleler oluşturmayı severler ve bağırsaktaki büyük abdestin geçişini engellerler ve ciddi anlamda kabızlık yapabilirler kişilerde. Ve bu kabızlık eğer çözülmezse de karın ağrılarına, bulantı kusmalara neden olabilmektedir. Bağırsağın, kalın bağırsağın bir sağ bir sol kısmı vardır. İnce bağırsak kısmına yakın kısmına sağ bağırsak deriz, sağ kolon deriz. O kısımdakiler genellikle tıkama yerine dışarı doğru büyüme eğilimindedirler ve ilk verdikleri şikayet halsizlik olur. Çünkü kan kaybına neden olurlar. Hasta hiç anlamaz ne kabızlığı vardır ne makattan parlak açık renkli bir kanama görürler. Fakat büyük abdeste karışan, büyük abdestin rengini değiştiren kronik bir kanama söz konusudur ve kırmızı kanı düşer. Ve kişi ben çok halsizim derken, tetkik edilirken kansızlık fark edilir ve o tetkik sırasında karşımıza çıkabilir. Bazen çok da kabızlığa göre biraz daha seyrek olarak değişen kabızlık ishal ataklığı da gelebilir. Kimi hastalığı o kadar güzel kitabi olarak bize anlatır ki büyük abdestimin kalibresi daralmıştı der. Yani tam bir tıkanıklık yoksa daha kalibresi daralmış, çapı daralmış gayta çıkartmaya başlayabilir. Eğer kişinin hastalığı örnek karaciğeri sıçrama söz konusu ise bu sefer sağ yan ağrıları, derin nefes almakla batan sağ yan ağrıları şeklinde karşımıza gelebilir. Bazen sağ omuz ağrısı olarak gelebilir. Sıçradığı organ ve dokuya göre de spesifik organ ve dokuya göre özgü şikayetlerle de gelebilir. Ama bağırsağa özgü şikayetler kabızlık, makattan kan gelmesi, karın ağrısı, nadiren kilo kaybı, kabızlık ishal atakları, halsizlik gibi şikayetlerle gelebilmektedirler.